Startlar Fiatabat Motorspor'un genç pilotları Fatih Kara ve Yağız Avcı ile sohbetimiz devam ediyor. Volkan Işık'la aynı takımda olmak aslında şöyle söyleyelim, işte Sergen Yalçın'la aynı futbol takımında oynamaya benziyor. Çünkü Volkan şu anda yarışan en fazla deneyime sahip pilotların başında geliyor. Bir de Ercan var. Dünya şampiyonası çok koştu Volkan. Epey yarışa katıldı. Avrupa şampiyonası öyle. Volkan'dan bir şeyler öğrenebilecek misiniz? İnşallah öğreneceğiz. Sonuçta aynı takımda olduğumuza göre mutlaka bir şeyler öğrenmeye çalışacağız biz. O da bir şeyler vermeye çalışacaktır bize. Çünkü Avrupa şampiyonasındaki yarışlara da hep beraber gideceğiz. Orada hem ona destek olmak için, takıma destek olmak için oradayız, hem de bir şeyler öğrenmek için oradayız. Sonuçta bizim için yine çok büyük bir avantaj. Çünkü ben Dünya Rally Şampiyonası'nda 6 yarış yaptım. Evet. Bir tanesi imkanı dahil olmak üzere. Ve orada çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bana çok şey kattı. Her bakımdan, hem sürüş stilim bakımından, genel bakışım açısı bakımından, ama Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka ve Volkan Işık'ta mutlaka bir şeyler katacaktır. Somut ne öğrendin? Uçmamayı öğrendin. Somut olarak uçmamaktan ziyade biraz yarış çizgimde biraz değişiklik oldu. Ve tabii ki de biraz daha hızlandığımı düşünüyorum. Rakiplerine bakarak mı hızlandın, yoksa etapların uzun olması mı? Etapların uzun olması. Sonuçta ben 2,5 sene Türkiye Şampiyonası yapmış kadar oldum 6 yarışta. Değil mi? Tabii ki bu çok büyük bir tecrübe. Değişik bir atmosferle karşılaşmış oldum. Çok değişik insanlarla tanıştım. Değişik yerler gördük. Değişik etaplar, değişik zeminlerde yarıştım. Otomobilim de değişik bir otomobildi. Yine Super 1600'dü. Böylece hem otomobilleri kıyaslama, hem değişik zeminlerde otomobil kullanma. Kilometre yapmış. Çok büyük tecrübe oldu benim için tabii. Yağız, senin deneyimin 2007'de Mitsubishi ile katıldığın yarışlar oldu. Evet. Şimdi Volkan Işık'tan bir şeyler kalacaksınız diye konuşuyorduk. Volkan abinin Punto Super 1600 tecrübesi zaten tartışılmaz. O yüzden biz de bu sene Punto'larla yarışacağımız için ondan tamamen bütün detayları öğrenmeye çalışacağız. Mümkün olduğunca ben ondan, eğer mümkün olursa, inkarlarını da isteyeceğim 2006 senesine dair. Hem sürüş stiline, hem otomobili ve ondan da duyduklarımızla, onun anlattıklarıyla pekiştirip kendimizi de içine katarak güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Benim tek bir korkum var seninle ilgili. Baban, çünkü babanın şöhreti geride kalacak. Türkiye'ye tek Avrupa şampiyonluğu getiren pilot 97 yılında, ama bu gidişte babanın adı unutulacak. Zaten Yeşilköy'de bir taksinin üzerinde görmüştüm. Neşet Avcı şeklinde uzun süre gülmüştüm. O taksi üzerinde kalacak. Oğlu şöhret olacak. Evet, Ataköy'de bir taksi görmüştüm. Anlattım da Neşet'e. Neşet Avcı Heraş pozitif. İsim benzerliği ama böyleydi. Şimdi İsveç rallisini izleyelim. Sonra sohbetimizi sürdürelim.